Herkese merhaba. Bu videoda sizlere All You Need Is Kill ya da Türkçe ismiyle Öldür Yeter isimli mangadan bahsetmek istiyorum. Bu iki ciltten oluşan bir manga serisi aslında ve bilim kurgu türünde yazılmış olan bir manga. Kısaca konusundan bahsetmem gerekirse Dünya Taklitçiler ismi verilen uzaylılar tarafından istila edilmiştir ve bu uzaylılarla mücadele etme işi de Birleşik Savunma Ordusu'na verilmiştir. Kitabımızın baş karakteri Keiji Kiriya da acemi bir asker ve kendini bir şekilde bu savaşın ortasında buluyor. Keiji Kiriya savaşın ilk gününde hayatını kaybediyor ve ardından kendini bir şekilde aynı olayları tekrar tekrar yaşarken buluyor. Hayatını bu döngünün içerisinde devam ettirmeye çalışan Keiji Kiriya'nın başına gelenleri okuyoruz mangada. Gerçekten de ilginç bir konusu var ve anlamak için de biraz dikkatli okumak gerekiyor. En azından kendi adıma kitapta geçen olayları kavrayabilmek için zorlandığımı söyleyebilirim. Aslında bu manga bir romandan uyarlama. 2004 yılında Hiroshi Sakurazaka tarafından kaleme alınan bir roman bu. Ardından 2014 yılında Ryosuke Takeuchi tarafından bir mangaya uyarlanıyor ve çizimlerini de Takeshi Obata yapıyor. Takeshi Obata aynı zamanda Death Note mangasının da çizeri. Oradan da tanıyabilirsiniz kendisini. Aynı zamanda bu manganın bir de film uyarlaması var. 2014 yılında çıkmış olan Edge of Tomorrow ya da Türkçe ismiyle Yarının Sınırında. Bu filmin başrollerinde de Tom Cruise ve Emily Blunt oynuyor. Ve manganın bu film uyarlamasında maalesef bazı değişiklikler yapılmış. Bence film uyarlaması gayet güzel, ben oldukça beğendim. Özellikle son kısmı değiştirilmiş ve Tom Cruise da Keiji Kiriya karakterini oynuyor aslında filmde, William Cage ismiyle. Ve tabii ki karakter de, yaşanan olaylar da biraz değiştirilmiş. Tekrardan mangaya dönecek olursam konusunu oldukça beğendim. Ve şunu da söyleyebilirim. Aslında hiç bitmeyen uzun bir gün yaşanıyor ve tekrar tekrar aynı olayları deneyimliyor baş karakterimiz. Ve karşısında tam olarak tanıyamadığı bir düşman var, uzaylılar var. Fakat sürekli aynı günü yaşıyor olmasından kaynaklı olarak şöyle bir artısı var. Her gün kendini bu konuda geliştirerek bir adım daha ileriye gidiyor ve bir şekilde kendini de karşısındaki düşmandan daha güçlü bir hale getiriyor. Ve bir bakıma bu da aslında bilgisayar oyunlarını anımsatıyor. Nasıl ki bir bölümü geçmek için önceki bölümde bazı hareketleri, bazı şeyleri öğrenmeniz gerekir. Aynı şekilde kitapta da karakterimiz kendini geliştirmek zorunda. Sürekli yeni şeyler katmak zorunda ki düşmanlı bir şekilde baş edebilsin. Benim gerçekten de beğendiğim bir manga serisi oldu aslında. Çünkü başlarda zayıf olan bir karakterin zaman geçtikçe daha da güçlenmesini ve bir şekilde belli bir karakter gelişimi gösterdiğini de görüyoruz. Bu da benim sevdiğim noktalardan biriydi. Eğer ki aynı günü tekrar eden filmlerden, kitaplardan ya da bu konudan hoşlanıyorsanız sevebileceğiniz bir kitap olabilir. Tüm bunların bilim kurguyla harmanlanmış olması da güzel bir tat veriyor. Karakter gelişimi odaklı, bilim kurgu ve aksiyon içeren kitapları okumayı seviyorsanız All You Need Is Kill sizin de sevebileceğiniz bir manga serisi olabilir. Benim kitaplarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.